Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Kainat en büyük hakikat imandı. Birinci derste hayatla anlamını buluyor. Hayat, yani bize verilen en büyük nimetlerden bir tanesi hayattırdı. Derste oydu. Hayat, kainatla anlamını bulursa insan farkındalığı artıyor. Yani ben buyum, ben bu değilim. Yani kendisini tanıma nispetinde nerede, kime karşı ne yapacağını bilir. Mesela evde olur veya beşeri kendi özel hayatında yapıp yapmayacaklarını belirleyen iman. Yapmamam lazım, bunu yapmam lazım. Bu olgunları ayrıştıran, bu ölçüleri sana veren imanın içerisindeki ahireti imandır. Mesela başlamadan, ahirete insanın inancı yoksa haram helal kavramı yoktur. Hırsızlık yapmıyorsa ahmaktır. Niçin? Ahirete inanmıyorsa. Niye hırsızlık yapmıyor ki? Peki hırsızlık nasıl yapıyor? Ahirete inanmıyor mu? İnanıyor, iddia ediyor. Hissi bir seviyesi yok. Yani inancın bir fikri seviyesi var. Vicdanda hissi seviyesi var. Ruhta latife seviyesi var. Bu işte bu mertebelerin farklılığından kuvvetli iman, zayıf iman diyoruz. Allah'a ve ahirete iman edecek ama rahatça günah işleyecek. Bu da zor. Şimdi eğer ahirete iman edersek dünya hayatı yorumlamalarımıza, anlamlandırmamıza çok büyük bir katkı yapıyor. Mesela diyelim ki bugün bu akşam toplamamızı mesela ben mesela gelmemişsem bir şeydi ölü olması. Şimdi eğer ahiret inancı yoksa ona ağlar gibi gözükürken ölene aslında kendimize ağlıyoruz. Çünkü o yol bize de açık. Düşünebiliyor musunuz? Bu koltukta oturacaksın, baklava yiyeceksin, bu güneşin altında ısınacaksın, aydınlanacaksın, kefene sarılıp o siyah toprağa soğuk, dar, kimsesiz oraya gireceksin. Eğer aleminde Allah ve ahiret yoksa tahammül edilemez ki. Paşa olsan ne olur? Sonun mezar. Eğer imani bil ahiret, yani ahiret inancı olursa insanı hendek gibi oluyor o kabir, atlattırıyor. Yani çamaşırhaneye elbiseyi attığın gibi, eskimiş elbiseyi atarsın ya, ama sen buradasın. İşte toprağa da atılan cesetti. Şimdi ondan bir parça okuyayım. Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Mesela toplu yaşıyoruz. Ahiret inancı bak ne işimize yarayacak. Şehirde beraber yaşıyoruz. İstanbul'dayız. Ok meydanındayız. Eğer imanı bil ahiret o büyük aile efradına hükmetmezse, yani cemiyette yaşarken beraber yaşamak zorundasın. Kimisi ekmek imal ediyor, kimisi terzilik yapıyor. Kimisi senin evine su getiriyor. Şimdi Amene Resulü de geçiyor. Sen diyor ayette, bir hırsızlık yapsan, Amele Resulü de geçiyor, aldattın. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Şimdi soba yaptın, insanlara sahte bir iş yaptın. Toplumu tek şeyle aldattın. Bu gösteriyor ki sen, toplum seni aldatacaktır. İğneyle aldatacak, ekmekle aldatacak, ayakkabıyla aldatacak, doktorlukla aldatacak. Ameliyat gerekmediği halde para için hem paranı hem sağlığını yok edecek. Bak görüyor musun? Eğer Allah'a ve ahirete inansa, o lazım olmadığı halde o hem paranı hem sağlığına kasteder miydi? Allah'a ve ahirete iman etseydi, devletin, milletin parası olan Beytülmal'ı öyle çarçur eder miydi? Siyasi lider. Allah'a ve ahirete inansaydı, o devletin ve Beytülmal'ın olan köprüleri, o ihalelerini yapan müteahhit veya onu denetleyen mühendis çimento eksikliğine göz yumar mıydı? Allah ve ahirete inanan bir insan sana çürük daireyi satar mıydı?
içerisinde depremle senin öldürmesine vesile olan. Demek ki ahirete inanmak dünya hayatı için zaruridir. Lazım bize. Niye çimentoyu tam koyuyorsun? Ahiret var ya. Hesap vereceğim. Niye ben bu milletin parasını çalmayayım? Siyasi liderim. Çünkü ahiret var. Ahiret inancı olursa bunun hesabını kişiden kişiye hak helalleşme kolaydır. Ama devletin çaldığın, ille devlet reisleri değil, memur, depoda vazifelisin. Çaldın. Helallaşmak için karşında insan yok. Bütün fertlerle nasıl helallaşacaksın? Beytullah. Yani peki ben bunu niye anlatıyorum? Ahireti ispat etmek için anlatmıyorum. Ahirete iman etmek için anlatmıyorum. Ahirete iman etmenin dünya saadetine de vesile olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü beraber yaşıyoruz. Sen soba imal ediyorsun, ben de kumaş satıyorum. O da su satıyor. O zaman hak ve hukuk, adalet birbirine dönüşüm. Suyu vereceğim, elbise vereceksin bana. Neyi ne kadar olduğunu. Ve hak yemeyeceğim. Doğru iş yapacağım. Peki insanoğlu kadar zalim var mı? İnne ukâne zalüman cehûlâ. İnsanoğlu o kadar zalimdir. Ve cahildir de. İnsanı nasıl durduracak? Fırsat işte. Ha, onu durduracak tek bir tane sahip sebep var. Ahirete inanç. Evde de öyle. Niçin evde kavga çıkıyor? Haddini bilip hududunda kalmıyor. Hakkında dur. Haddini bil. Hududunda kal. Sözünü yerine getir. Yalan konuşma. Bak, bunlar hep ahiret inancının insandaki kalitesine göre gözükür. Ahirete kaliteli imanı varsa yalan konuşmaz. Çalıp çıkmazsın. Zulmetmezsin. Ha? Şimdi şehirde yaşıyoruz. Cehenneme dönmüş ya. Bir hakkın ya. Yeşilde geçeceksin, adam kırmızıda geçiyor ya. Bu kul hakkıdır. Dediğim zaman bir yerde sohbette böyle yapıyor. Dedim ki delikanlı sen söyle niye öyle yaptın? Hocam dedi yeşil kırmızı ışıkta geçmek kul hakkıdır. Resulullah peygamber zamanında diyor kırmızı ışık yoktu ki. Kul hakkı kırmızı ışık yeşil ışık sanırdı. Bir sohbetimde de şöyle dedim. Uçak düşmüştü o İsparta. Onunla alakalı Afyon'da mıydım? İsparta'da sohbet ederim. Evet vaaz ediyordum Cuma'da. Kağıt koydu bir tanesi. Ölenler. İmanı varsa Allah Resulü diyor ki imanı varsa yüksekten düşüp ölen şehittir. Soruyor genç. Uçak var mıydı? Diyor. Yani uçaktan düşen ne olur dedi. İmanı varsa şehit olur dedi. Peygamber böyle buyuruyor. Yazmış. Peygamber zamanında uçak var mıydı? Peygamber zamanında da yükseklik vardı. Yüksekte düşen şehittir diyor. Orası da yüksek herhalde değil mi? Yani bir şablon veriyor. O sıfat olan her şey. Şimdi bak adam ölmüş. Şu anda öldü. Akrabalarına zaten. Peki o değil. Ben öleceğim. O kapıyı açtı. Ya böyle vücuduma ihtimam eden, en iyi giyinen, en iyi yiyen, en iyi arabaya binen, en iyi yatakta yatan. Yani sen bir şey değil. Çocuğun git o taşlara, kayalıklara teslim et. Ha iman bir ahiret geldi mi? Ha diyor ki gözüktüğü gibi değil. Orası pasaport dairesi. Kimisi gömülür, kimisi orayı endek olarak atlar. Yani nasıl ki odada, karanlık oda kabir gibi. Yatan sen. Gözün görüyor mu? Yok. Senin horlamanla karşıki odadaki rahatsız oluyor. Ama sen horlamayı duymuyorsun. Peki o anda ne görüyorsun? Aydınlık alemine gittin, Sivas'a, Erzurum'a, Kayseri'ye, dostlarına, geçmişe, geleceğe bir sürü şey yapıyorsun. Bahçe, tarla. Görmüyor musun? Görüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Yok, aileden çıkan da var. Aynı şeyi de söylüyor. Babanı gördün diyor ki oğlum falancanın hakkı var onu ver. Peki o seyrettiğini bu gözle mi seyrettin? Göz kapalı. Ona konuştun, bu kulakla mı duydun, bu ağızla mı konuştun? Ha, ahiret nerede? Sen nerede gördünse ahiret orada.
Ahiretteki görme nasıl olacak? Bu görme, gözün dışında neyle gördünse ahireti de onunla göreceğiz. Gözü kullandın mı? Göz mecbur değil. Bakın. Göz kapalı. Oho! Neler görüyorsun? Neler gördüğünü? Neler diyorsun? Neler duyuyorsun? Koşuyorsun hatta. Eterde su da oldun. Hadi bana yap. Eterde su oldun. Bu vücutta mı dolaştın? Köpek kovalıyordu seni. Ferhat mıydı? Ferhat. Evet, Ferhat abi. Evet. Ferhat köpek kovalıyor bazen, kötü rüyalar duyuyor. Tam böyle kayalıklara geldik, uyandık. Kalkıyoruz, telde su. E ben bu ceset mi kaçtı? Yok. Niye buna fatura çıktı? Bununla mı beraber olduğunda gusül yapıyorsun? Bu cesette miydi? E buna fatura çıktı, bu ihtilam oldu. Hangisi sensin? Bu mu o mu? Bu ise böyle bir şey yok. Oysa bu kim? Hangisi benim? Hadi Almanya'da imamlık yaparken lojmanıma cami vurdular. Aa, sizin oralı. Bak Arnavut. Çok da hoşuma gidiyor. Guten Tag. Ha? Guten Tag. Ha? Evet. Git. Git. Geldi. Şu, hastalığı şuymuş. Bir güldüreyim size. İki tane şahsiyet hissediyormuş kendisini. İki tane. Bir ses yap, yapma, git, gitme, deme. Doktora gidiyor senelerce. Demişlerdir herhalde böyle bir deli gelmiş, bir de ona bir şey yap böyle. İki tane doktor bunu tedavi ediyor kendisini tek hissetmesi için. Sen teksin, iki tane. Yap, yapma, acayip bir şey ya. Deme. Ondan sonra geldi, dedim ki gel bakalım. Ne derdi? Ben kendimi iki tane hissediyorum dedi. Nasıl iki tane hissediyorsun ya? Bir böyle, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. E o için mi geldin? He dedi. Lan iki tane olmaman lazım. Üç tane olman lazım. Baktı ki birbirlerine bakıyorlar, tamam mı? Dalga mı geçiyor diyor. Doktora gidiyor senelerce tek olmak için. Ve adam da diyor ki üç tane olman lazım. Şimdi odun gibi düşün. Biraz önce birinci derste verdim ya, bak odun bedene benziyor. Odunda her şeyi kapatan duman var. Yandığı zaman göz gözü göstermiyor. Odunda bir de nur var. Her şeyi açıklıyor. İkisi zıt değil mi? Aynı yerde. Ha, benim duman, benim nurum gibi. Benim ruhum, bak bu benim gömleğim. Gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim aklım. Bak ben diyen akıl değil, daha arkada. Benim canım sıkılıyor bir tarafta, benim diyorsun bak. Canım iyi, bazen iyi bazen kötü. Bazen de, bazen deme. Bu bir fikir. Bu taraf diyor ki de, bu taraf deme. Sen hangisini yapıyorsun? Bazen bunu, bazen bunu. Demek ki ikisi de değilsin. Bunun adı nefis, bunun adı ruh. Peki hangisini tercih edeceksin? O ben olan ben. Benim ruhum diyen ruh değil, ben olan benim. Bak üç tane oldu. Ruh sana verilmiş. Kur'an'da öyle diyor. Ruhunuzu niye kirlettiniz? Size sorulacak diyor. Ruh sana elbise gibi verilmiş. Ruhunu kirlettin. Kime soracak? Kullanana. Kim o? Ben. Ben. Ha benim ruhum diyen bu. Benim nefsim diyen bu. Ha ben, benim nefsim. Benim ruhumun dışında ben var. Bak üç tane. Of be dedi ya. Ya sen doğruyu bozmaya çalışıyorsun da onun için düzelmiyorsun. Hastalık hastalar var bazıları. İki tane farklı. Tabii ki Kur'an'da şöyle diyor. Zekat vereceği kişiye diyor kulağına gelir şeytan. Verme. Biter. Biter diyor. Ruh da der ki ver. Çoğalacak diyor bereket. İki tane ses var ya. Namaz vakti yatsın mesela. Şimdi o. Kıl tarafımız var. Ya sonra kılarsın. Vaktin sonra namaz kılana şeytan kılma demez. Beş dakika sonra kılarsın. Şu işi de bitir. Kalitesini düşür. Peki iş yerindesiniz. Ok meydanı şu dastan. Veya bir devlet şeyindesiniz. Veya bir iş yerindesiniz markette. Tam bir fırsat. Olabilirsin. Arabaya koyabilirsin. Çalabilirsin. Bir tarafımız demiyor mu? Anam bir iş olmaz. Senin de zaten bir sürü hakkın yok. Ruhta diyor ki olmaz. O aram yapıyor diye ben. İki tane farklı ses duymayacak mısınız? Al al. Diğer nefis. Yapma ya. Ayıptır. Günahtır ya. De ver ağzının payını. Arabada gidiyor. Olmaz ya, bırak onlarla muhatap olma ya, o seviye inme. İki tane farklı göreceksiniz.
Bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefistir. O alma diyen ruh mu, vicdan mı abi? Yani mesela bak ben şey, Kur'an'ı al diyen ruhtur. Alma diyen hangi şeyi alma? Mesela diyelim ki haram. Mesela çalma bir iş. Ha çalma. Ruh diyor ki alma. Ses diyor alma ya. Vicdan diyoruz ya. Ona hatta bazen demiyor muyum? Senin vicdanına ne oldu? İnsanlığını mı kaybettin? İnsan değil miydin? Hiç mi insanlığından utanmadın? Kim? Hey sen! Ben bile insan değilim. Nedir o? İnsanlık bana verilmiş. Bak insanlığından utanmadın mı? Bir de insanlık sana verildi. Yani o ben olan ben, ruhun içerisinde insan. İnsan burada, nefis burada. Anlamanız için şu kolay. Oduna düşünün, duman var, nur var. Işık yok mu? Yaktığımız zaman ışık çıkmıyor mu? Duman çıkmıyor mu? İki şey aynı yerde nasıl oluyor? Odundaki gibi. Bu bedende odun gibi. İki zıt şey konmuş. Psikoloji, hastalığın temeli bu. Ya ben iyi değilim. Mesela bugün bir sahne dalmaya da. O cenaze yıkarken ondan sonra biraz durumu iyi değil. Gözkasılandı. Bu Türkiye gibi çok yıkayan yok. Kötü hissediyorum diyor. Neyse anlattım. Ya nasıl kurtulacağım dedi. Kalem var mı dedim, kalem kağıt. Sıkıntıda nasıl kurtulacağım ben diyor. Bir cümle söyleyeceğim sana onu yaz. Mutfağa, buzdolabına, yatak odana, salona ne koy. Yani okumak için değil, gözüne takılsın, onu gör. Ne yazacaksın? Bu sıkıntıdan nasıl kurtulacaksın? Sıkıntıdan kurtulmaya çalışmamakla. Ya sıkıntıdan kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamakla kurtulacaksın. Niçin? Yaban arılarla uğraştıkça daha beter musallat olmaz mı? Şeytan gibi. Daha musallat olur. Zaten kendisiyle meşgul ettirmek için yapıyor. Bak uğraşma. Çünkü niye? Yok edemezsiniz. Odundan dumanı yok edebilir misiniz? Kendinden de olumsuz düşünceyi yok edemezsiniz. Ama odun ıslaksa dumanı çok olur. Güneşe koyarsanız dumanı azalır. Çünkü kurur odun. Kurusa bile gene dumanı olur. Ha, iyi olmak istiyorsan, güzel haletlerin, güzel manalar garip olmasını istiyorsan, odununuzu depodan çıkarıp güneşi çıkartın, güneşte ısıtın. Yani güneşten maksat ilimdir. Bak bugün geldiniz. Odunu ne yaptık? Güneşe koydunuz, ısıtıyorsunuz. Dumanınız az olur. Bak bir şey duydun ya, oh be diyorsun. Heh, kurudu epey odun. İlim nur gibidir. Şerler, olumsuzluklar odundaki duman gibidir. Senin elinde. İstersen bodruma koy, su alsın, nem alsın. Yakınca dumanın çok olur. Yani güneşe çıkarsan kurur. Şimdi imanı bil ahiret. Eğer dünyada şu cemiyete hükmederse dünyamız cennet olur. Eğer ahiret inancı insanlardan kalkması nispetinde cehenneme dönüyor. Bak senin bodrumunda kimse yok. Devletin dairesindesin veya iş yerindesin. Çalabilirsin. Mesela Almanya'da kalanlar bilir. Eskide bizde almışlar. Bu bizde çok vardı. Şehirden şehirler arası gidiyorsun. Kabak tarlası var. Bazı yerde, her tarafta değil. Orada tezgah var. Bir de monta edilmiş, kaynak yapılmış ağırlığa kumbara var. Diyor ki kantar bu. Tart fiyatı bu. Hiç kimse yok senden başka. Tart, koy. İşte ne yapıyor? O kaydı, o şey, o kültürde yetiştirsen bile onlar ne yapıyor? Topluma menfaatlar, disiplinli olma şeklini yetiştiriyor. Biz de peki neyle yetiştiriyor? Ahiret inancı olursa o adam o kabağı eksik tartmaz. Yavrunun hakkını yemez. Çünkü en zor helallaşmak, imkansız helallaşmak hayvandır. Sıra diyemezsin. Sana vurdum özür dilerim. Hakkını helal et diyemezsin. Çünkü sığır özür değil, hakkını helal etmez. Edemez ya, bilmez. Bir de gavur. Gavur nasıl hakkını helal edecek? Hani bir de devletin malı, bir de devletin malıysa kimden helallaşacaksın hadi bakalım. Şimdi o zaman ahirete iman ettin mi? Arabanı sürerken yağmurda suyu yaya atmazsın. Değil mi? Verilen emaneti ihanet etmezsin. Sözünde durursun. Yalan konuşmazsın. Vaat ettiğin şekilde o kumaşı, o elbiseyi dikersin.
tamiri yaparsın. Ben motorun parçasını görmüyorum. Arızalıdır dedin. Yeni parça parası benden alıp sen onu tamir edip yeni parayı alıp yeni parça parası alamazsın. Allah'a ve ahirete inansa yapamazsın bunu. Bak dünyamız ne kadar rahat olurdu. Diyor ki her bir şehir kendi ailesine geniş bir hanedir. Eğer imanı ahiret o büyük aile efradına hükmetmezse, yani şu cemiyete, ahirete iman insanlarda olmasa, güzel ahlakın esasları olan ihlas, yani güzel ahlakın, güzel ahlaklıdır. Nereden biliyoruz? Bak güzellik bak ne kadar değişik. Geçen bir yere gidiyordum, Şişli'de bir camiye denk geldim. Artistlerin o cenazesi kılındı. Teşvikiye oraya denk geldim. İkindiydi. Oraya bir serbest bölge anlatmaya gitmiştim. Böyle bu işle alakalı psikiyatrist doktorların. Ya gel bizi bir daha bu neyin işiydi falan serbest bölge. Gitmiştim. 5-6 işi vardı. İkindi namazını kılayım dedim. Bak güzel ne güzel adama bak. Hani namazı kıldık olan dedim kabulda cenaze şeyi var. Biz de dahil olacağız. Daha yani sevap alın. Yanımdakiler konuşuyor. Güzele bak, güzel ölçüsüne bak. Ya ne adamdı be, ne iyi adamdı dedi ya. İçerdi ama dedi. Binaya hiç rahatsızlık vermez dedi. Hiç kimseye böyle şey yapma. Öteki soldadaki de diyor ki, ya belki de Türkiye'de istisna saat tamircilerinden bir tanesiydi. Çok iyi adamdı, iyi saat tamir eden. Bak iyilik ölçüsüne bak. İçermiş ama binayı rahatsız etmezmiş. Peki, peki güzel ahlak nedir bizde? Birincisi ihlas. Yani insanlar için yapmamak. Artist böyle, insanlar için yapmak. Riya. Başkası için ibadet yapmak. Başkası için giymez. Başka ne derlerdi yemez. Tamam. Ne derlerdi yaşamaz. Kendisini yaşar. Bir bak bakalım ne derlerdi okul okuyoruz. Ne derlerdi araba alıyoruz. Ne derler diye binayı satıyoruz, köyü yazın giderken araba alıyoruz. Değil mi? Ne derler, köy gideceğiz ya, avancı araba. Bizde güzel ahlakın ölçüsü toplum değil nedir? Bir ihlas. Allah rızası için. İki, samimiyet. Böyle böyle yok. Doğru Musa, Arnavutların sözüdür, Makedonya'da dediler. Sen... Besabes. Besabes mi diyor. Yampuri yumpuri değil, doğru Musa yani. Böyle 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 değil. Samimi olacaksın. Hatanı da samimi olarak yap. Doğrulukla mı yap? Hata yaptım. Kusura bakma ya. İnsana mahsus hata. Sığırın doğrusu olmadığından yanlışı da yoktur. Niye? Sığırdır. Sığırdır yani. Sığırın kafiri yok, Müslümanı da yok. Sığırdır. İnsan öyle değil. Ha samimi olacaksın. Hatanı da yaptığın gibi, adam gibi yaptığın gibi, adam gibi de özür dileyeceksin. Bir, Allah rızası için yaşayacaksın. Güzel ahlakın malzemelerini sayıyorum. İki, samimi olacaksın. Üç, insanları anlamlandırmak için fazileti ölçü alacaksın. Zengindir, patrondur. Tamam, zaten İslamiyet'te Müslüman, Müslümanın kardeşidir, saygı, hürmet vereceğiz ama yani değer ölçüsü madde olmayacak, kapitalist olmayacak. Çünkü İlk ölçüyü, kapitalizmi kullanan şeytandır. Adem'e dedi ki o topraktandır, ben ateştenim. Yani ölçülük, yani ölçü, üstünlük vasfı ne olarak kullandı? Madde kullandı. Yani kendi dışında, haricinde bir şey kullandı. Yani o şudur budur değil. Bak o topraktan, ben ateşten. O yakışıklı değil, ben yakışıklıyım. Onun parası yok, benim param var değil. Fazileti alacağız. Yani insan mıdır? Allah rahmet etsin. Bana emeği olan, yetiştiren abimiz vardı, hocamız vardı. Rüştü abi 1992'de Hatay'a uzun bir, en uzun vazife orasıydı. İlk, bana ilk. Bir böyle dersen işte sizin gibi böyle gelenlere ders yap, meşgul olmak. Adına vazifeli gidiyor. Abim sizin isminiz neydi? Yusuf. Yusuf abi. Oraya gidiyorduk Hatay'a. Bak o kadar lazım ki sana da bana da. Artık tamam açıl beni gönderiyor. Dedim ki abi hocam ben gidiyorum. Son tavsiyen nedir yani? Bana ne önerirsin? Yapman yapmaman gerekenleri zaten biliyorsun.
neler yapacaksın, neler yapmayacaksın deyip onları biliyoruz. Onları, peki bana en son önerim, bunları demeyeceğim zaten. İyi bir doktor olabilirsin dedi, iyi bir mühendis olabilirsin, iyi bir alim ve hoca olabilirsin. Ama hepsi, hepsinden de öteye, bunlardan da öteye iyi bir insan olacaksın. İyi bir insan olacaksın. İyi mühendis oldun. Hatta iyi bir namaz kılıyorsun. Evde despotsun ya. Despot. Vurup kuruyor. Yani eve geldiğin zaman çocuklar divanın altına bakıyor ya. Nasıl kaçacağım diye. Lan böyle ahlaklı olacaksın ya. Dünyada en tatlı şey güzel ahlaklı. İnsanın tadına doyulmaz. Gördüğün zaman, kimdir o? Gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatandır. Böyle adam değil mi? Bir, güzel ahlak, tencereye koyuyoruz, tencereyi kabul edin buraya. İhlas atıyoruz, Allah için olacağız. İki, samimi olacağız, böyle böyle değil. Üç, değer yargımız fazilet olacak. Dört, hamiyet olacak. Kendi egoist olmayacak, yani pergel insan, demiri koyduğu etrafta daire. Ben merkezli yaşamayacak. İnsanlar için, ümmet için yaşayacak. Hamiyeti, gayreti bu olacak. Bir insana da faydalı olayım. Fırsatları ganimet kabul edip de insanları sömürmeyecek. Ne yapacakmış? Fazilet, hamiyet olacak. Yani insanlara hizmet edecek. İnsanlara yardım edecek. Fedakar olacak. İlk önce kendisine. Yani ruhunu nefsine ezdirmeyecek. Kalkıp namazını kılacak. İyi bir şeyler yapacak. İyi bir eser bırakacak. Sonra evine, sonra çevresine fedakarlık yapacak. Yani iyiliğe karşı iyilik ödemek iyilik değildir. Borç ödemektir. İyiliğe karşı sen bana bugün geldin. Yani yardıma imece köyde oluyor değil mi Yusuf abim? Böyle oluyordu eskide. Ben de sana geldim. Benim sana gelmek iyilik değil ki, borç ödedim. Hani gelmediğin halde geleceksin. Sana konuşmayana konuş. Sana gelmeyene git. Ama senin aile huzurunu veya kendi özel psikolojini bozmayacaksa, iyilik kötülüğe vesile olmasın. İrtibat kurup sıkıntıya çoğalacaksa uzak dur. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Hecren cemila. Baktın ki sana zarar verecek. Onunla kavga etmeden güzel bir şekilde ondan uzaklaş. Hecren cemila. Güzel bir şekilde uzaklaş. Çok uzağa koyma. Yabani bir ot olur. Çok yakınına koyma. Seni boğar diken. Belirli bir yerde dursun. Bu da nedir? Fedakarlık. Ona da iyilik yapıyorsun. Kendine de iyilik yapıyorsun. Sonra rıza ilahi. Ahireti esas alarak. Sevab-ı uhrevi yerine, eğer bunların yerine toplum, şu cemiyeti yöneten garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, yani topluma değil, ailesine de değil, akrabasına da değil, hep ben, pergel insan, yani demiri koymuş, o merkezde daire çiziyor. Hodgam denilir buna. Bir de gamsız. Hodgam, gamsız pergel ne demek? Ya senin dişin mi var? Senin derdin mi var? Mesela bak bir misal vereyim. Arsayı satıyorsun. Abim senin ismin neydi? Osman. O senin de Osman. Osman. Arsa satıyor. Kaç para? 20 lira. 18 lira. 13 liraya satıyor. Hemen ganimet bulup alma. Niye? Git sor bakalım. Niye öyle satıyorsun? Karısı hasta, ameliyata para gerekiyor. Acele satılması lazım. Hasta, karısı ameliyat olacak. Çocuğu ameliyat olacak. Lösemi hastası. Kanı değişecek, kanı para lazım. Sen bunu fırsat yapma. Men dakka dukka, çalma kapıyı, çalarlar kapını. Tamam. Bunu fırsat zannetme. Bu bir fırsattır. Sevab-ı uhrevi için. Git sor. Niye 20 liralık şeyi 15'e satıyorsun? Ya çocuk lösemi oldu da kan. Paraya ihtiyaç var doktor için. Git ona borç para ver. Arsasını alma. Borcunu da elinden geldiği kadar diyor ayette ve hadiste uzatın. Kolaylık ver. Ne kadar fedakarlık yapacaksın bu?
ahirette ne kadar fedakarlığa ihtiyacın varsa o kadar fedakar ol. Hodgamlık, tasannu, suni yaşama. Yani başkası için yaşama. Mesela diyelim, misal vereyim. Kadın sokağa çıkacak, yarım saat aynada çıkmıyor. Kendi kocasına pespaya dolaşıyor. Tasannu bu. Yani esas iyi gözükmesi gereken kendi eşidir. Dışarıya çıkıp beni niye rahatsız ediyorsun da vicdanım gidiyor da kolumda benim hanım. Yani başkası için değil, kendisi için. Sen de mesela ya ne derler diye iş yapma. Kendin için yap. Lazımsa yap. Çok şey var inanın. Başkalar ne derler diye o yanlışı yapıyoruz. Ya. Riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Eğer ahirete iman olursa insanlar da şu olur, bir de okuyorum. Ahlak olur o nispette, samimiyet olur, fazilet olur, hamiyet olur, fedakarlık olur, rıza ilahi olur, sevab-ı uhrevi olur. Eğer insanda ahirete iman azalırsa, garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında, mesela zahirde ne kadar medeni, mesela Avrupa, Sibrenica katliamını ben yapmadım. Amerika demokrasi, Irak'ta 1 milyon insan katletmedim ben. Bakın, zahiri medeni asayiş, insanlık var onlarda diyorsun. İnsan Cezayir'de 1,5 milyon Fransızlar şey yapmış. İnsan katletmiş. Bunu nasıl anlarsın biliyor musun? Senin kardeşin, baban, annene yapısıydı, sana nasıl tesir ederdi? Ancak bu sözümü o zaman anlarsın. Bunların zahiri insanlık altında zalim, gaddar hainler var. Bak bilerek söylüyorum. Afganistan'da NATO şeyinden dolayı Almanlar, orada Afganlar gaz yağı kuyruğuna girmiş. Bakan istifa etti ya Almanya'nın savunma bakanı. Orası terördür diye bomba yatıyor kuyrukta, gaz kuyruğuna 256 kişi öldürmüş. Bak tamam, hata. Tazminat olarak o ölenlerin her bir ailesine bilerek söylüyorum. Ne vermiş biliyor musunuz Almanya? Her bir aile bir battaniye vermiş. O zaman cümleyi şimdi dinle. Zahiri asayiş ve insaniyet altında bunlar insan. Ve Suriye'yi hale getiriyorlar. Değil mi Fransız'da? Bütün memleket orada. Amerika orada değil. Katliama bak ya. Doğu'da. Doğu'yu bunlar yapan. Zahiri insaniyet altında anarşist, vahşet manaları hükmeder. Vahşi ya. Çoluk çocuk ne yapmıştı Srebrenica'da? Hadi yakın yani değil mi? Kosova'da. Ne yapmıştı? Benim gibi düşünmüyoruz. Çok acayip yani. Bu vahşet namları hükmeder. O hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa. Eğer ahiret yoksa çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kabiler, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Ama ahiret imanı olursa o babaannene nasıl hizmet edersin diye. Babaannene. Var mı babaannen senin delikanlı? Rahmetli olmuş. Deden? Yok. Dede de rahmetli. Anneanne var. Annen. Kaç yaşında? 78. Tamam işte bak. Bak şimdi. O kavisin sen. Güçlüsün. Ne yaparsın? Hiç böyle Allah göstermiyor. Bak burada o meydanda darnacize var. Tamam kimsesi yok olsun. Ama çoluk çocuğu var değil mi? Torunu var, evladı var. Bak ne kadar imanı bil ahiret olunca şöyle der. Der ki bu bir ganimettir. Baban, annem 70 küsur yaşında bunlara bakmak tam bir fırsat. Çünkü bir vardı ya böyle bir zat babasını götürüyormuş, bir yere götürecekmiş. Anlamış adam da gülmüş. Baba demiş beni seni oraya götürdüğüm bildiğin halde niye gülüyorsun demiş. Oğlum demiş ben de babama böyle yapmıştım. Çünkü dedesi erik yer, torununun dişi kamaşır. Demek ki kaviler İman-ı bil ahiret olmasa zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Ama ahiret inanç oldu mu sen anneni ganimet kabul edersin. Nasıl ganimet?
ahirette bir sürü sebap vesilesi olacak. Dua vesilesi olacak. Evinizde o beli bükülmüş acizler ve acizeler olmasaydı diyor hadiste, değil mi? Belalar, musibetler evinize yağardı diyor. Onlar defi beliyattır. Böyle düşündüğün zaman hem o dünyasını, son zamanını cennet gibi yaşar, hem sen de vicdan azabından kurtulursun, hem de huzur gelir. Ama ahiret yoksa niye iyilik yaparsın ki? Ahiret inancı yoksa niye çalmıyorsun? Bak. Niye hastanedeki ilaçları hemşire doktor cebine koyup da götürmesin ki? Uyuşturucu şeyleri. Çünkü insan içinde kullanacak. Eğer ahiret inancı varsa lazım olmayan ameliyatı paran için, hem paranı hem sağlığını ortadan kaldırmaz. Allah'a ve ahirete inanıyorsa. Bak ne kadar ihtiyacımız var. Demek ki ahiret inancı sırf ahirette işe yaramıyor. Ahiret inancı esas burada bize yarıyor. İnsanı insan ediyor. Oraya hazırlıyor. İnsanları vahşilikten kurtarıyor. İnsanı Allah'a muhatap ediyor. Haddini bilip hududunda kalıyor. Evde zulmetmiyor. Haklara riayet ediyor. Dürüst yaşıyor. Rüşvet vermiyor. Rüşvet almıyor. Peki. Bu belki yeni tanışanlar vardır. Nereden okudum? Risale-i Nur denen şu Bediüzzaman Hazretleri'nin eserinden okudum. Eğer sohbet hoşlarınıza gittiyse bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Ama arada belki hoşunuza gitmediği, arada izah ederken birkaç kelime geçmişse de kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. O bana aittir, kitaba ait değildir. Geceniz mübarek olsun. Hepinizin geçmişlerine Allah merhamet eylesin. Taksiratin af eylesin. Arkamızda da bize böyle dua ve derslerle uğurlayan nesiller ve arkadaşlar nasip etsin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arza farklardan hepsi emin eylesin. Ve psikoloji ve manevi ruhsal hastalıkları bizi sevenleri, çoluk çocuğumuza ve bizim sevdiklerimize vermesin. El-Fatiha'tan ve selamat. Gözünü kapatacaksın. Kafanın içinde şifa diye okuyacağım, sevap diye okumayacağım. Çünkü enerjidir. Her ses enerjidir. Sırf Kur'an değil. Her ses, dışarıda ses titreşimdir, enerjidir. Elektrik boyutudur. Kafaya girdiği zaman enerjiye dönüşür. Hani var ya, nereye onu anlatayım de. Mesela bir laf dersin, ya 2 sene unutmasın, çok ağır geldi diyor. Ona bir laf, havada bir uçuşan bir laf. 2 sene sana nasıl ağır geldi? Sığıra git Kur'an oku, bir de hakaret et, sığırın umrunda değil. Ama sana birisi hakaret etse 20 sene unutamazsın. Hala içimde duruyor. Lan ne uçmuş gitmiştir. Ha demek ki o anlamını bırakıp enerjiye dönüşüyor. İlle Kur'an değil. Her şey böyle. Ama Kur'an alidir ve ruha kadar gider. Normal beşeri konuşmalar akılla ve kalba kadar gider. Ulvi şeyler ise, ruhsal şeyler ise ruha gidiyor. Oradan merkezden düzeltiyor. O zaman şöyle dinleyin. Gözünüzü kapatırsınız, ihtiyacınız varsa kafanızda. Nereniz ağrıyorsa oraya hayal edin. Veya böyle sanki kafanın içinde okunuyormuş gibi düşünün. Ben şimdi Kur'an'da kesik harfleri okuyacağım. Madem Enes istedi. Olayı biliyor da ondan. Yani faydasını biliyor. Hem ders bitmiş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام را ألف لام را ألف لام را ألف لام ميم را
Elif lam mim ra. Elif lam mim ra. Elif lam mim sad. Elif lam mim sad. Taha. 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 Tasin. 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 Tasin mim. Tasin mim. Tasin mim. Hamim. 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 Kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. Ha mim ayn sin kaf. Ha mim ayn sin kaf. Ha mim ayn sin kaf. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Sad vel Kur'an-i zikr. Sad vel Kur'an-i zikr. Sad vel Kur'an-i zikr. Kaf vel Kur'an-i mecid. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf vel Kur'anil Mecid. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلامٌ على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات